Toparlayacağız. Bırakma kendini. Abi kim yapar böyle bir şey ya? Kim yapar ya? Hangi haysiyetsiz, şerefsiz yapar bunu? Bu kadar insan ne beyi var burada? Peki. Bir çare bulacağız. Tamam mı? Sabah bir çare bulacağız. Söz veriyorum. Hadi. Ben seni bırakayım. Ne oldu? İstediğin oldu bak. Bunca insan demeyi yarım saatte çöpe gitti. Hoşuna gitti mi? İpek üzgünsün. Ne dediğini bilmiyorsun. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum, tamam mı? Sen bizim burayı kurtarmamızı istemedin. Daha yarım saat önce alay ettin sen benimle. Ya yapmadım öyle bir şey. Sakin ol. Ben sizin panikle çıktığınızı görünce merak ettim. Neyi merak ettin sen ya? Sen neyi merak ettin? Nasıl mahvolduğumuzu mu merak ettin? Nasıl kaybettiğimizi mi görmek istedin sen? Peki, hadi gidelim, bırak. Bırakma, hayır. Hani sen diyorsun ya ben babama benzemiyorum diye. Sen babana çok benziyorsun. Sen de onun gibi kötüsün. Rüzgar gibi geçip gitti. Sonsuza kadar. Hiç beklenmedik bir rüzgar gibi. Bütün elimizdekileri alıp gitti. İpek. Günaydın. Hiç uyumadın mı? Uyuyamadım ki. Ben sana kahvaltı hazırlayayım. Deren, aç değilim. Gel otur. Rüzgar gibi geçtiği izlemiş miydin? Çok eskiden, hatırlamıyorum. Çok güzel bir kız vardı. Adamın birine çok çektiriyordu. Ben babam toprakları kaybettikten sonra izlemiştim. Filmin baş karakteri Scarlett topraklarını kaybetmemek için her şeyi yapıyordu. Benim gibi. Babasının topraklarına o kadar bağlıydı ki yani savaş çıkıyordu, kıyamet kopuyordu ama o hep oraya dönmeye çalışıyordu. Döndü de başardı. Ben başaramadım. Yapamadım. Rüzgar gibi geçti. Beni de ergenlik bunalımlarımdan kurtarmıştı o film. Hatta böyle sıkıntıya düştüğü zaman Scarlett hep şöyle diyordu. Bunu yarın düşünürüm. Çünkü yarın yeni bir gün. Bugün yeni bir gün. Ben biraz çıksam, dolaşsam olur mu? Bir şey mi oldu? Yok, biraz yalnız kalmak istiyorum. Tamam, olur. Görüşürüz sonra. Sadece suçu üstlenmen karşılığında parayı verebileceğini söyledi. Deren. Ne oluyor? Yani bizim İpek'e destek olmamız lazım. Onun yanında durmamız lazım. Sadece İpek'e destek olabilmek için neler yapabileceğimi düşünüyorum. Merak etme. Hadi ben kaçtım. Biz unutmazsın değil mi Cahide abla?
Unutur benim için. Ebru, senin de çıkmana az kaldı. İnşallah buluşacağız dışarıda. Ya o değil. Abla sen yıllardır emek emek işlediğin bu hediyeleri bana verdin ya. Ben bunları kabul edemem. Ebru ne konuştuk seninle? Yok abla sen ne dersen de. Ben bunları kabul edemem biliyorum. Sen çıkınca kendi ellerine vereceksin kızlara bunları. Onlar mutlu sağlıklı olsun da bana yeter. Yok öyle vazgeçmek yok. Sen dört duvar arasında 24 yıl kalmışsın, sabretmişsin. O Cemal denen seni vazgeçiremez. Yok ben bunu kabul etmiyorum. Sen kabul etmesen ne fark edecek? Ben kabul etmesem ne? Biliyorum. Başka çıkış yok. Bak abla, ben bunun için annemin adresini koydum. Zaten seni kendi kızı gibi sever, bekliyor. Bunca yıl beni koruyup kolladın. Sana minnet borcum var abla. Estağfurullah Ebru. Borç ne demek? Şimdi özgür müyüm ben? İnsan özgür kalınca mutlu olur. Evet, demir parmaklıklar yok artık. Gardiyanlar yok. İstediğim yere gidebilirim. Ama 24 yıl öncesine gidemem. Kızlarım koynumda, kocamın sesiyle uyandığım sabahlar yok artık. Benim döneceğim mutlu yuvam yok artık. Huzurumda, umudumda geçmişte asılı kaldı. Kayıp bir hayatın telafisi mümkün mü? Yemezsen kafan çalışmaz. Çalışmıyor zaten şu an. Durdu. Bak bu niye şimdi nasıl zehir gibi çalışacak? Küçükken var ya, zengin annesi babası olanlara acayip imrenirdim. Düşünsene, böyle bir sıkıntı, problem yaşıyorsun. Bir telefon, çat, para hemen hesapta. Mis. Bir dakika. Bak, hemen parlak bir fikir buldum.
dur, dur. Cemal Karalar, amcamız. Ben ondan yardım isteyebilirim. Nuristan! Nuristan! Çilem! Çilem! Çilem ne oldu? Tamam. Alo, bir ambulans lütfen. Saçma sapan bir fikir bence. Bir kere adamın sana inanması için hiçbir sebebi yok. Ya inanırsa? Diyelim ki inandı. O zaman sana demeyecek mi bu kızın annesi benim abimi öldürdü, niye yardım edeyim diye? Ya belki o da annemizin masum olduğunu düşünüyordur. Öyle olduğunu düşünseydi bu zamana kadar sizi çoktan bulurdu. Sizi değil, bizi diyeceksin. Üf, sizi bizi işte her neyse ne fark eder? Adam bunca yıl kılını bile kıpırdatmamış. Çilem, çok olumsuzsun ya. Sadece bu iş benim kafama hiç yatmıyor. Tamam, ben de çok ümitli değilim. Ama ya evet derse? Ya yardım etmek isterse? Denemeye değmez mi? Neyse. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Gel canım. Gel. İyi misin? Bir çeşit enfeksiyon var. Kan değerleri biraz düşmüş. Ayrıntılı tahliller geldikten sonra tam olarak bir şey söyleyebiliriz. Ama korkmanıza gerek yok. Anne de bebek de gayet sağlıklı. Oh, harika. Bir şey daha var. Yapma. Yapma. Bugün bir kötü haberi daha tahammülüm yok. Bu güzel bir şey. Bebeğin cinsiyetini öğrendim. Kızım olacak. Sinan. Dün için kusura bakma ya. Ya ben kendimde değildim. Kontrolümü kaybettim. Toparlamışsın ama. Bir şey mi ima ediyorsun? Korkma, söyle. Dün bana babana benziyorsun deyince biraz düşündüm de. Bak, ben aslında öyle demek... Yok yok, iyi oldu aslında. Senin bana sürekli hatırlattığın bir şey atlamışım. Ne o? Tekin Mali'nin sana yardımcı olduğu, senin ona minnet duyduğun, onu ne kadar çok sevdiğin. Bunları düşününce de aklıma iki ihtimal geldi. Ne ihtimali? Birincisi, bu adam senin bir şey başarmanı istemiyor olabilir. İkincisi? Diğeri de, o yangını siz bilerek çıkardınız. Sigortadan yüklü miktarda para almak için. Böylelikle borcunuzu rahat rahat ödeyecektiniz. Ama beni kendine yine hayran bıraktın. Çok iyi yalan söylüyorsun. Ben yalan söylemedim. Anneni, dostlarını, işçilerini, beni bile kandırdın. Yalan söylemiyorum diyorum. Nereye gidiyorsun o zaman? Sana ne? Tekin Mali'nin yanına değil mi? Baksana dün akşamki perişan halinden eser yok. Hazırlanmışsın. Çok güzel gözüküyorsun. Sen ne saçmalıyorsun ya? Bunlar senin varsayımlarından başka bir şey değil. Ne diyeyim? Babamın arkadaşından yardım istemeye gidiyorum. Oldu mu? İyi tamam, o zaman gideceğin yere kadar eşlik edeyim sana. Olmaz. Neden? Ya istemiyorum çünkü. Yalan söylediğin için olabilir mi? Sinan bak, Tekin orada değil. İyi tamam, orada değilse ben de senden özür dilerim. Ödeşiriz. Araba bu tarafta.
gerek yok. Teşekkürler. Sağ olun. Belki de umut vardır. Bir gün kızlarımla birlikte yeni bir hayata başlayabilirim. Annem diye bana koşsalar bütün acılarımı unutabilirim. Bu kadar hayat. Bu kadar. Senden bütün istediğim bu. Otursana. Aras, ben çok düşündüm. Anneme suçu üstlenmeyi kabul ettiğimi söylemeni istiyorum. Abla ne diyorsun sen ya? Neyi düşündün, neye karar verdin? Olmaz öyle şey. Olmayacak. Olacak. Başlayacağım şimdi böyle işe ya. Nerede bu karakol? Hı? Gidip teslim olacağım, tamam mı? Aras. Abla ne Aras, ne var? Otur lütfen. Senden tek ricam beni bir daha onlarla karşı karşıya getirmemen. Avukata git, belgeleri al, buraya getir, biz ikimiz halledelim. Sessizce, tamam mı? Belgeleri getirdiğinde parayı da getirirsin. Abla sen beni duymuyor musun? Dediklerimi dinlemiyor musun? Bak böyle bir şey asla olmayacak. Duyuyorum. Duyuyorum ama vazgeçmeyeceğim. O yüzden bir şey söylemene gerek yok. Neden ya? Neden? Çünkü böyle olması gerekiyor. Beni kurtarmana ihtiyacım yok, tamam mı? Hadi eyvallah. Gidiyorum. Aras. Sadece senin için değil. Hem senin için. Hem de ne? Hem de ne? Döndüğümde bir evim olsun istediğim için. Diyelim ki buldum tekini orada. Ne yapmayı düşünüyorsun? Buraya dönmesini sağlayacağım. Nasıl? Zorla mı? Var mı haber? Abi araştırıyoruz. Vallahi hiçbir şey bulamadık da abi. Nasıl hiç oğlum? Hiç ne? Yok mu gören duyan bilen? Vallahi yok abi, yok. Siz ne yaptığınızı anlatın bakayım bana tane tane. Abi biz bu çalışanlarla konuştuk oraya gidip. Başka? Bütün bu moba şeyleri falan kırmışlar zaten. Netice? Yani netice, yani bilen biri dedik şahsen ama ben kim olur bilmiyorum. Arkadaş, el kadar kasabada kim yaptı bunu, kim? Bana bakın. Tekin zaten ortada yok. İpek yalnız başına kaldı. O kıza bunu kim yaptıysa bulun getirin buraya. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Haydi oynamayın. Görüşürüz. Deren, sen neredesin ya? Niye açmıyorsun telefonlarını?
Pardon, ben şu anda azar mı işitiyorum acaba? Ya yok, ne azarı, estağfurullah. Ama ben seni çok merak ettim. Eve gittim, baktım orada da yoksun. Neyse, iyi misin şimdi? Daha iyi, günlerim olmuştu. Kenan, akşam sana yemek ısmarlayabilir miyim? Yok, olmaz. Burada misafirlerin yemeklerini ben ödüyorum. Ama ben artık misafir... değilim. Cevabınız evet mi, hayır mı beyefendi? Sizi reddetmek ne mümkün hanımefendi? Peki beni fabrikaya bırakmak ister misiniz? Memnuniyetle. Çek koçanlarını mı almışlar bir tek? Benim çekmecemdeki yövmeyleri de almışlar. Görüyor musun hali? Tekin Bey ortadan bir kayboldu. Düştüğümüz hale bak ya. Öğrendiğinde kıyamet kopacak. Ya kopsun zaten. Kopsun da yer yarılsın, içine girelim. Sadu, ne? Telefonu okutalım mı? Yok, beklesin şimdi. Dikkat çekmeyelim. Ama size koçanların üçünü dördünü falan saplayın gitsin. Ama paraya dokunmak yok ha. Neden? Çünkü Kenan'ın Mustafa'ya göndermediği, yollamadığı parayı ben vereceğim. Ya ne vereceksin? Kırışalım gitsin. Oğlum olur mu lan? O paradan gelecek faiz ayı kadar. Şimdi Kenan'ın kafa kız yüzünden durdu tabii. Bize nasip oldu yani olay. E bizim para ne olacak? Oğlum vereceğim lan, vereceğim. Allah Allah, kaçmıyoruz ya. Vereceğiz. Allah Allah. Refik Hanım nerede? Refik oğlum, insan önce bir selam verir. Ya kafam kaldı. Adamlar ortalığı talan etmişler. Tekin Bey'in odasına da girmişler. Çek koçanları, yevmiyeler, ne var ne yok hepsini almış aç köpekler ya. İnanamıyorum, her yer darmadağın olmuş. Almadık bir şey bırakmamışlar. Tekin'in telefonu güvenli bir yere sakladın değil mi? Fabrikada. Tekin'in odasında. Çekmecede kilitli duruyor. Özellikle aradığınız bir şey mi var? Yok. Tamamen bittik. Tekin'in telefonunu almışlar. Hangi telefon? Sinan, sağda müşerki yerle durur musun? Sinan mı? Senin ne işin var Sinan'ın yanında ya? İpek sen neredesin? Ya boş ver şimdi, onu anlatırım sonra. Ne demek Tekin'in telefonu yok? Kim almış? Fabrikanın her yerine girmişler. Ne var ne yoksa da götürmüşler. Telefonu da satarız diye çaldılar herhalde. Bilmiyorum, ne yapacağız? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Bunu sonra düşünürüm. Tamam, kapatıyorum şimdi. İpek! Neredeymiş? Bilmiyorum. Kenan, fabrikayı kim yaktı, kim talan ettiyse bulmamız lazım. Bulacağız, söz veriyorum. Sen o işi bana bırak. Sen kimsin ya? Polis misin, bekçi misin, nesin benim başıma? Sürekli burnumun dibinde bitiyorsun. Kiminle konuşuyormuşum, nereye gidiyormuşum? Bak arkadaş, senin yüzünden, o kocan yüzünden ben her an hapse girebilirim. O yüzden sorularıma cevap vereceksin. Tekin Mali'nin yanına gitmediğini de ispat edeceksin. Mecbursun. Ben hiçbir şeye mecbur değilim, tamam mı? Rahat bırak beni. İpek ne yapıyorsun? İpek nereye gidiyorsun? Taksi! İpek ne yapıyorsun ya? Bir dur, ne yapıyorsun? Bu ne bu hareketler böyle?
Ben değilsin demedim ki. O zaman... Aa, şöyle dur. Dur. Ver bana. Dinlen. Düşün. Neyi düşüneyim? Kızına koyacağın ismi düşün. Tamam. Ufuk, Cahide'den haber var mı? Yetişemedim Cemal Bey. Ne demek yetişemedim? Ben sana hemen çıkacaksın demedim mi? Onun yerini öğreneceksin demedim, yetişemedim ne demek? Bana bak, şimdi neredeysen gideceksin. Akşama kadar Cahide'nin yerini bulup bana öğreneceksin. Yoksa seni gerçekten parçalarım, anladın mı? İpini çekerim akşama kadar. Abi. Ne var? İlacınız. Neredesin sen? Gülistan, sen neredesin? Sana en çok ihtiyacımın olduğu zaman da sen neredesin? Annem iyi gitmiş. Ölüyordu. Ölüyordu. Çilem ölüyordu. Bebeği kaybediyorduk. Nasıl vereceksin hesabını bunu bana? Ben... 24 yıldır adımını takip ettiğim kadını kaybettim ben. Senin yüzünden. Şimdi defol git nereye gidiyorsan. Defol git. Cemal Bey. Cemal Bey özür dilerim. Ben bilseydim gitmezdim Cemal Bey. Defol git. Cemal Bey özür dilerim. Ben bunca yıldır ne istediyseniz yaptım. Hep gözünüze baktım. Cemal Bey. Ne olursunuz. Ne olur. Cemal Bey affedin. Çilemin bir dediğini iki etmeyeceksin. Ne istiyorsan bir dediğini iki etmeyeceksin. Defol çık git şimdi. Defol gözüm görmesin. Ay Cahide, Allah'ıma bin şükür olsun. Bugünleri de gördüm ya. İnşallah darısı benim kuzucuğumun başına yavrum benim. Az kaldı. İnşallah iki seneye yanında olur. İnşallah. Neyse ben senin odanı hazırlayayım da sen şöyle bir uzan. Yok sen hiç oda falan hazırlama. Ben zaten birkaç gün kalıp gideceğim. Şöyle şuraya uzanıveririm. Aa yok olmaz öyle şey. Sen bir soyun dökün, bir rahatla, bir dinlen. Fatma abla, kalamam. Ay niye, ne bu acelen? Daha kızlarını bulacağız, hediyelerini vereceğiz. Kızları bulmayacağım. Onların yanına gitmeyeceğim. O ne biçim laf öyle? Kızların yanına gitmem demek Cemal'in buraya gelmesi demek. Otobotasıca. Ay bir düşmedi yakandan ya. Ne yapacaksın peki? Bir iş bulup İzmir'den gideceğim. En kısa zamanda. Nereye gideceksin ki? Cemal'den uzak neresi varsa oraya. Çilem Hanım, Cemal Bey olanları anlattı. Sana o kadar çok seslendim ki. Anneme gitmiştim. Ya en ufak bir yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünsem hiç yalnız bırakır mıyım sizi? İyi tamam. Tamam üzme kendini sen de.
Geldi geçti işte. Bugün çok güzel bir haber aldım. Öyle mi? Evet. Bir kızım olacak. O yüzden bugün beni hiçbir şey üzemez. Ben bahçeye çıkmak istiyorum. Yardım eder misin? Elbette. Ayakkabılarım şurada. Teşekkürler. Aç mısınız? Yok yok değilim. Ama çayından içerim. Hemen hazırlayayım. Cemal Bey'le görüşecektim ben ama. Kendisinin haberi var mı geldiğinizden? Yok. Ama haber verirseniz çok sevinirim. Kim diyeyim? İpek ben. İpek Gencer. Buyurun. Burada bekleyin. İpek Gencer mi? Evet Cemal Bey. Al, salona al. Ufuk, bu İpek Gencer'in bana borçlu olduğunu öğrenme ihtimali var mı, mümkün mü? Yani işte müvekkil adı dosya üstünde falan görmüş olabilir mi? Bir şey içer misiniz? Yani su alayım sadece. Teşekkürler. Cemal Bey. Buyurun oturun. Evet sizi dinliyorum. Aslında tanımadığım insanlarla böyle beklenmedik görüşmeler yapmak çok adetim değildir. Kusura bakmayın. Heyecanımı da bağışlayın. Yani ben ilk defa ailemden birini görüyorum. Yani gerçek ailemden. Anlamadım. Ailemden derken ben hayatımda sizi ilk defa görüyorum. Abiniz Mehmet Karalar'ın kızıyım. Benziyor muyum ona? Ya da anneme? Ya siz beni böyle inceledikçe ben daha çok heyecanlanıyorum. Yani beni de anlayın, ben onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok.
İşte bir oradaki birkaç fotoğraf var. Bir de siz. Aslında her şey bir anda oldu. Ben bir gün bir mektup aldım. Sonra da işte çorap söküğü gibi ilerledi. Kardeşlerimi buldum. Sonra işte bu dosya esrarengiz bir şekilde elimize ulaştı. Sizin isminizi de orada gördüm zaten. Ve karşınızdayım. O halde hikayeyi de biliyorsunuz. Ha, anlamadım neyi? Annenizin ailemizi nasıl mahvettiğini, abimi nasıl öldürdüğünü, sizi nasıl terk ettiğini de biliyorsunuz demek. Ben yani kendimi sizin yerinize koyuyorum da. İnsanın kardeşini kaybetmesi gerçekten çok kötü bir şey. Söylerken bile içim acıyor. Üstelik bunu annemin yapmış olması. Ama tabii onu da bilmiyoruz ki gerçekten yaptı mı? Evet, haklısınız. İnsan hiçbir zaman bir şeyden %100 emin olamıyor. Mesela siz. Karşımda oturup konuşuyorsunuz ama doğruyu söyleyip söylemediğinize emin olamıyorum ben. Evet. İpek Hanım, diyelim ki siz doğru söylüyorsunuz. Diyelim ki benim gerçekten yeğenimsiniz. Apaçık söyler misiniz? Neden buradasınız? Çünkü benim yardıma ihtiyacım var ve sizden başka gidebileceğim kimsem yok. Kimsin sen? Ne işin var burada? Tam olarak ne kadar biz paradan bahsediyoruz? Gülistan! Tamam, bağırma. Gülistan! Sakin ol, tamam. Sana bir şey yapmayacağım. Merak etme, gidiyorum. Hey! Kimsin sen? Ne işin var benim evimde? Uzak dur kızımdan. Sana bir şey yapacağım. Öyle değil. Ya sana inanmıyorum ya. Senin ne işin var burada? Yok işte Tekin, yok. Tamam, kusura bakma, özür dilerim. Oldu mu? Derhal evimden defolun. Buyurun. Kimdi onlar? İçeri geçelim, anlatacağım. Kızım dedin bana. Kızımdan uzak dur dedin. Çünkü insanların seni kızım olarak bilmesini istiyorum. Neden? Çünkü oyunun kurallarını ben koymak istiyorum. Burası Okan abi. Güzel. Ne olur Efik? İpek Hanım nerede? Ortalık yıkılıyor, hanımefendiyi bulamıyoruz ya. Çıktı, evde değil. Nereye gitti? Ne bileyim nereye gitti? Allah Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Adamlar para bekliyor. Ben kaldım bir başıma. Ya nereye gittin? Nereden bileyim ben? Refik, gitmem lazım. Çıkacağım ben. Hadi görüşürüz. Ararım seni. Allah'ım ya, herkes ne kadar gamsız. Buyur kardeş. Kime bakmıştım? Ben Çilem Akın'ı arıyorum. Ben derken kimsin yani? Bir arkadaşı. Adını söyle, adını. Gördüğümde arkadaşını aradı derim. Beyefendi, çok pardon, isminiz neydi? Refik. Refik. Refik Bey, uzun bir yoldan geldik. Beklemeye tahammülümüz yok.
İnanın Çilem Hanım için de önemli bir olay. Yani bizi buluşturursanız size minnettar olacaktır Refik Bey. Allah Allah. Gitmiş. Gitmiş. Nahir. Çilem. Ne oluyor? Sıkıntı mı var? Var. Yardımın lazım. Yardım ederiz de sorun ne? Eski bir mesele. Ya, anlat hadi. Sevgilim. Yani eski sevgilim. Belalı bir adama bulaşmış. Şimdi herif onun yüzünden benim peşimde. Niye senin peşine düşüyor ki? Gitsin sevgilinin peşine düşsün. Ya eski sevgilim. Ya neyse ne tamam. Adam senden ne istiyormuş anlatsana. Ya da bana göster bakayım sen ne istiyorsun? Ya Mahir bulaşılacak adamlar değil bunlar. Yanında bir sürü herifle beraber dolanıyor. Çilem sen nasıl bir işe bulaştın? Mahir söz anlatacağım. Tamam anlatacağım. Ama bunlar gidene kadar benim saklanacak bir yere ihtiyacım var. Tamam, şimdilik arkaya geç. Akşam dükkanı kapatınca bakarız bir yer, tamam mı? Tamam. Dur, kafana dikkat et. Ben sana bir çay koyayım, tamam mı? Bir sakinleş önce. Sonra bakarız ne yapacağımıza. Tamam. Sinan sus bir şey söyleme. Emin olmam gerekiyordu. Tamam oldun işte. Hadi Güneşli Bahçe'ye götüreyim seni. İstemiyorum. Peki. Ne var Sinan? Özür dilerim. Faydası yok artık. Son şansımdı bu benim. Evi de, fabrikayı da, zeytinliği de, her şeyi kaybettim. Ya tamam da o adam kim ki sana bu kadar yüklü miktarda parayı veriyor? Nereye? Eve. Belki son kez. Evime. Hoş geldiniz efendim. Beni getireyim ben size. İyi, hiç gerek yok. Aslında ben kardeşim... bir arkadaşımı arıyorum. Çilem abla. Aslan. Nerede bulurum onu? Takıldığı bir yer falan var mı? Buralara sık sık gelir ama Mahir abiye sorun isterseniz. Mahir kim? Kusura bakma ben yabancıyım. Şu az ileride marangozhanesi var. Hı. Soldan gidin oradan. Tamam. Kaan. Sen içeri git. Ben sipariş alırım. Buyurun beyefendi. Efendim biz aslında aç falan değiliz yani.
Mekanı çok beğendik ve bir oturalım dedik. Deniz kenarı da güzeldir. Banklar var. En iyisi siz orada oturun beyefendi. Teşekkür ederim. Hadi. Beyefendi. Üstü kalsın. Kan. Ne istedi bunlar? Çilem ablayı sordular. Ne işleri varmış Çilem'le? Sen ne dedin? Hiç. Git içeriden telefonumu getir. Efendim anne. İşim vardı. Boş ver, ne oldu? Kim? Böyle saçma sapan tipler. Çilem'i arıyorlar. Bilmiyorum. Ama adamlar hiç gözüm tutmadı. Tamam anne. Sen kapat, ben arayacağım şimdi onu. Tamam. İyi günler de değil canım. Hadi güle güle. Kolay gelsin. Buyurun. Ben bir arkadaşımı arıyorum. Sizin de tanıdığınız biri. Yardımcı olabileceğiniz söylendi. Bu arkadaşlarla mı arıyorsunuz arkadaşınızı? Mahsuru mu var? Yok da. İnsanlar genelde arkadaşlarını pek böyle aramaz. Elinde bir telefon numarası olur. Adres olur. En kötü ortak tanıdıklarına sorarlar. Değil mi? Çilem. Çilem Hanım'la tanışmışsınız. Bak, kabul ediyorum, çok etkileyici biri. Ama nasıl desem, en hafif deyimle de zararlı biri. Bunları konuşacak kadar tanışmıyoruz. Bana öyle söylenmedi. Tanıdığımı kim söylediyse ona sor o zaman. Çıksana kardeşim dışarı. Tamam. Aklına bir şey gelirse ararsın. Yarın yine uğrarım. Kolay gelsin. Seni daha güvenli bir yere götürmemiz lazım. Susma söyle, gerçekten bir günahla yolumu kaybetsem yine de bulur muydun beni sevgilim? Saklandım herkesten, sana geçmişten bahsetsem yine de sever miydin beni? Teşekkürler abi. Şimdi hakkımı, intikamımı almanın zamanı geldi, hadi hesap ver. Kimse bilmedi, ben de saklıyım, ne yeminler ettim, çok bekledim, hesap ver. Hadi hesap ver. Sen hiç üzülme. Onlar mutlu olacak. Nasıl üzülmeyeyim ben Cahide? Ha? Böyle adaletsizlik olur mu? Adalet bazen şaşıyor. Hayır, anlamıyorum. Ne zamandan beri biz böyle kötülü kötüsü adamlara pabuç bırakır olduk? İçim almıyor, kabullenemiyorum, anlıyor musun? Tam tersi. Ben ona yenilmemek için gidiyorum. Benim ona vereceğim en büyük ceza bu olur. Son nefesinde benim adımı söyleyecek. Ama yapayalnız ölecek. Ben çocuklarımı görmesem de onların sevgisi içimde hep yaşayacak.
İpek Hanım, teşrif ettin. Uzatma Refik. Ya ne uzatma, ne uzatma. Fabrika yandı. Zeytinlikler elden gidiyor, sen ortada yoksun. Telefonlarını da açmıyorsun. Ya bir tek bu olsa iyi. Bir de bir sürü herif geldi çilemin peşine. O da ortada yok. E parayı nasıl bulacağız, o da belli değil. Ya Refik bir dur, bir sus. Ben de bir çare düşünüyorum. Beni bir rahat bırak, yeter. Tekin Bey gitti. Bütün yollar tükendi İpek Hanım. Çare kalmadı. Deren! Bilerek mi yapmışlar? Telefon için mi? Yok, sanmıyorum. Bayağı bildiğin yağmacı gibi ne buldularsa götürmüşler. Telefonda satarız diye çaldılar herhalde. Kenan şimdi adamları bulmaya çalışıyor. Of. Neredeydin sen? Cemal Karalar'a gittim. Ne? Neden? Ya ne bileyim, belki borç para verir bize diye. Sinan gelmeseydi verecekti aslında bence ama. Bir dakika, bir dakika. Hiçbir şey anlamadım ben. Sinan'ın orada ne işi vardı? Tekin'e gidiyorum sanmış. Hesabımdaki bütün parayı çekmek istiyorum. Ne yapacağımı da hiç bilmiyorum ki. Buradan dışarı çıkmadım ben, hep buradaydım. Yani başka ne yapılır hiç bilmiyorum. İpek. Ben paranın büyük bir kısmını buldum. Ne? Nasıl? Kardeşimden istedim. O yarın parayı getirecek. Deren, yani şimdi sorgusuz sualsiz verecek mi bize o parayı? Evet. Verecek. Yok. Yok, kabul edemem ki ben o parayı. Niye öyle söyledin şimdi? Ya ne bileyim. Kardeşinin mi o para? Onun da parası. Ya annen baban ne diyecek bu işe? Ne önemi var? Deren, ya bir tepki gösterirlerse? Umurumda değil, düşünmeye değmezler. Mektup bana ilk geldiğinde karşılarına çıktım. Yalan sanıyordum. Birilerinin beni dolandırmaya çalıştığını falan anlatmıştım. Sonra kabul ettiler. Tek bir soru sordum anneme. Neden ben? O kadar çocuğun arasından neden beni seçtin? Ne dedi? Sen çok güzel bir çocuktun. Bir eşya gibi seçmiş beni. Öyle de büyüttü. Sevilmek için her şeyi yaptım ben. Sevmeyi bilmeden. Bir insanı sevmenin ne demek olduğunu o kadar yeni öğreniyorum ki. O yüzden o parayı kabul edeceksin. Sen de olsan benim için aynısını yapardın. Çilemde. Çilem yok. Çilem yok hala ortada. Gel. Artık daha fazla telefonsuz gezme. İçinde hat var. İpek'in benim numaralarım kayıtlı. Ben de seninkini kaydettim. Gerisini sen halledersin. Mahir, sen bana telefon mu aldın? Ya özellikle bu aralar ihtiyacın olacak. İkinci el bir şey ama sonra daha iyisini alırız. Teşekkür ederim. Gerçekten. Kendime telefon alınca yollayacağım sana bunu. Yollayacağım? Burada yeterince kaldım. Neye göre? Kime göre? Baksana. Buraya kadar getirdim zararları. Daha fazlası da zarar vermeden gitmem lazım. O zaman gidelim şimdi, polise ihbar edelim. Niye bekliyoruz? Ya şimdi olmaz. Neden? Kendin için mi korkuyorsun? Sen de mi karıştın bu işlere? Yok. Benim için değil. Ya şu eski sevgili. Anlaşıldı. Yani onu korumak için kendi hayatını tehlikeye atıyorsun. Ya hayır, onun için değil. Tamam. Aslında ben karar verdim ya. Ben gideyim artık. Bakarım başımın çaresine bir şekilde. Seni de yordum zaten, tedirgin ettim. Ya saçmalama Çilem. Buradan birlikte çıkacağız, bekle. Yok yok, ben giderim. Çilem. Nereye gidiyorsun?
Gidecek yerin var mı? Yok. Gidecek yerim yok. Ben şeyimi bulunca ararım seni. Hayır canım, olmaz öyle şey. Ben şimdi arıyorum Kenan'ı, iptal ediyorum yemeği falan. Ya Deren lütfen. Şu dertlerle nöbetleşe uğraşalım. Üç kardeş olmamız bir işe yarasın bari. Sen bu gece Kenan'la yemek ye. Ben de çilemi bulayım. Tamam? Tamam. Hadi ara da gelsin alsın seni. Yok gerek yok, ben kendim giderim. Hadi gel, seni de bırakayım. İyi, tamam. Hoş geldin. Bugün sağlıklı besleniyoruz. İçeriyle de konuştum. Hep ıspanak, mantar, Brüksel brokolisi. Brüksel'le nasıl? Ya her seferinde inanıyorsun. Ama olsun. Bu sayede güzel gülüşünü görmüş oluyoruz. Perihan abla. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereye ayrıldın? Mahir'in dükkanına. Mahir çoktan dükkanı kapatıp gitti. Ay İpek, neler oldu neler. Bir sürü adamlar dükkana geldi. Perihan abla, iyi akşamlar. Hayretmiş. Pek rahat değildir ama bu gecelik idare eder herhalde. Bence şahane. Burada mı yaşıyorsun? Bazen kalıyorum. Sen uyursun. Ben biraz çalışacağım. Sonra sabah görüşürüz. İpek arıyor. İpek, neredesin sen? Çilem, ne oluyor ya? Bu geçen gün anlatmak istediğin şeyle mi ilgili? Ya da bu arkadaşınla mı ilgili, başı belada olan? Annem bir şeyler söyledi, birileri arıyormuş seni. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Buraya gelmeden evvel başımı derde soktum. Şimdi de kötü adamlar peşimde. Bugün eve geldiler, ben de kaçtım. Ama geri gelemem. Eğer eve gelirlerse... Karşınıza çıkarlarsa hemen Akif amcaya gidin. Yardım isteyin. Çilem, sen ne diyorsun? Ne oluyor ya? Bir anlatır mısın bana doğru düzgün? Eğer bir gün yeniden yüz yüze gelebilirsek... anlatacağım. Söz. Ne demek yüz yüze gelebilirsek? Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? İstanbul'a. Yani orada daha rahat iş bulurum. Kimsem yok ama... olsun. Öylesi daha iyi. Başınıza bela alıyorum zaten. İpek. Sen çok iyi. Çok güçlü bir insansın. Hatta bence Scarlett'ten çok daha güçlüsün. Çilem, ben seni bırakmam. Ben de seni bırakmayacağım ki. Başka bir yerde, başka bir zamanda yeniden bulacağım. Sen ciddi ciddi gidiyorsun. Yani ne yapacaksın peki? Yani nasıl kurtulacaksın o insanlardan? Onu yarın düşünürüz. Çünkü yarın yeni bir gün. Ben Deren'e ne diyeceğim peki? Onu çok sevdiğimi söyle. Burası akşam ayrı bir güzelmiş. Öyledir. Canım ne zaman sıkılsa kendim burada bulurum. İnsan şu manzarayı görünce bu manzaraya bakabildiğine bile şükrediyor. Küçükken dünyayı dolaşıp orada gizli bir yer bulma hayalim vardı. Sonra ailemle birkaç yere gittik ama tabii pek hayal ettiğim gibi olmadı.
Neden? Annem planlardı bizim bütün seyahatlerimizi. Adım adım. Onlardan aklımda kalan tek şey... bitmek bilmeyen bir karın ağrısı. Sürekli bir şeyi yanlış yapma korkusu. Yanlış yaparsam... kapının dışında kalırım çünkü. Gerçi ben ne kadar inkar etsem de hep kapının dışındaymışım. Hadi ben seni bırakayım. Araban kalsın burada. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Konuşalım tabii. Gel. Gel otur istersen. Seni dinliyorum. Bu saçmalığa küçük bir ara verelim mi? Çünkü yarın nasıl olsa yine her şey aynı olacak. Polis Tekin için benim peşime düşecek. Refik de sen o küçük aklıyla bana tuzak kurmaya çalışacak. Ben de burada sıkışıp kalmaya devam edeceğim. On senedir açık denizdeyim ben. Gemide öyle yapacak bir şey yok. Limana indiğimizde zaten iki gün kalıyoruz. Daha fazla kalmak için... İzin gerekiyor falan filan. Öyle çok bir maaşım yoktu ama... yani anlayacağın... pek de harcayacak vaktim olmadı. En azından küçük bir sıkıntını giderir. Sen bana yardım mı etmek istiyorsun? Bugün yaptığım yanlışı telafi etmek istiyorum. Bazı yanlışların telafisi olmuyor. Sana yardım edeyim mi? Zordur. Yorma kendini. Bir deneyeyim. İyi gelir belki. Kafam dağılır. İyi. Sana o zaman tüm para verelim. Bak şuradan başlayabilirsin. Tamam usta. Bak elini şöyle tut biraz. Bileğini daha az yorarsın. Böyle mi? Olur.
Sonuna mı geldik yani? Benim gemi su aldı be kaptan. Hayatımdaki ilkleri sormuştun ya. Şu an bir ilk. Ne ilk? Korkuyorum. Ya korkmana gerek yok. Ben zaten sabah erkenden çıkıp gideceğim. Zarar veremezler sana. Bırakırlar peşini. Ya başka neden korkuyorsun ki? Mahir. Benden. Bu akşam için teşekkür ederim. Yemek teklifi senden geldi. Ben teşekkür ederim. Yine çeşitli numaralarla hesabı eğer sen ödemeseydin... evet, benim davetim olacaktı. Bir dahaki sefere diyelim. Bu arada anahtarını ver istersen, arabanı getirteyim. Lazım olur. Olmaz. Yani gerek yok. Sen özgürlüğüne düşkünsün. Virajları da öğrendin. Hadi ver. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Uyumadın mı? Çilem gidiyormuş. Nereye? İstanbul'a. Buraya gelmeden önce başını belaya sokmuş. Adamlar da peşine düşmüşler. Seni çok sevdiğini söylememi istedi. Öyle saçma şey mi olur ya? Kim bırakıyor da gidiyor? Bilmiyorum. Biz daha birbirimizi yeni bulduk. Beraber burayı kurtaracağız daha. Burada yaşayacağız beraber. Belki annemizi buluruz. Mutlu oluruz belki. İpek.
Biz artık nereye gidersek gidelim, yeniden birbirimizi bulacağız. Biz kardeşiz. Yeteneklisin. Teşekkür ederim. Çilem sen içeri gir. Olmaz. Hadi yürü. Nasıl olmaz? İçeri gir dedim. Hayır Mahir, olmaz. Ne olmaz? Gir içeri. Ya beni alırlar, seni rahat bırakırlar. Saçmalama Çilem. İçeri gir. Olmaz. Ya senin aklın benim seni bırakacağımı kesiyor mu? Senin aklın benim seni bırakacağımı kesiyor mu? Çilem içeri gir. Işığı kapat, sesini de çıkarma. Hadi. 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 İyi akşamlar. Hayırdır bu saatte? Biraz konuşalım mı? Burada olduğumu nereden bildin? Senin dükkan kapalıydı, otele sordum. Burada olabileceğini söylediler. Söyle, ne istiyorsun? Burada bir miktar para var. Bunu kendi adına İpek'e verir misin? Bunu kendi adıma İpek'e vermemi istiyorsun. Evet, yani borcunu kapatmasına yardımcı olacak. Kendim ver o zaman. Denedim, almadı. Senden alır. Olmaz. Öğrenirse bana güvenini kaybeder. Tamam da kötü bir şey yapmıyorsun ki. Yalan söylüyorum, yetmez mi? Hiç mi yalan söylemedin? Hiç. Eyvallah, saygı duydum. Ama arkadaşının elinden her şey gidiyor. Bu kadar büyük bir kaybın karşılığında küçük bir yalanın lafı olmaz bence. Hele bir de ikimizin arasında kalacaksa. Sağ ol. Birader, belki senin hakkında yanılmış olabilirim. Kimdi? Şey ya, bir müşterim. Ödeme bekliyordum da onu getirmiş. Korkmamıza gerek yok. Tamam. Gel. Sen böyle yat. Ben de şöyle oturup dinlenirim biraz. Ya olmaz, tutulursun orada. Sen yat burada. Sıkıntı yok. Hadi yat sen. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Cahide, yatmamışsın. Bak ne diyeceğim, benim bir tanıdığım bir iş var dedi. Ama bilmem, sen çalışmak ister misin? İstecek hali mi var? Çalışırım tabii. Bak şimdi bu adresi. Sen yarın git bir görüş. Eğer aklın yatarsa başlarsın. Tamam mı? Al. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? İyi olacaksın, güçlü olacaksın. Sonra da kızlarını bulacaksın. Tamam. Hem bak ne derler biliyor musun? Sen bir şeyi istemekten vazgeçtiğinde o gelir seni bulur. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Deren. Aras. Abla. Şşş. Sakin ol. Her şeyi halledeceğiz, tamam mı? Her şeyi çözeceğiz. Seni bunu yapmak zorunda hissettiren şeyin de ne olduğunu biliyorum. Hayatım boyunca benim sürekli başarılı olmaya çalışmamın seni ne kadar zorladığını fark etmedim. Bütün hayatım boyunca sana hayran oldum ben. Sen benim en büyük şansımdın. Bütün hayatım boyunca sana hayran oldum ben. Sen benim en büyük şansımdın. (Gülüyor)
Hadi ver bakalım şu belgeleri. Bitirelim şu işi. Ben bu işi çözeceğim. Yemin ederim çözeceğim. Biliyorum. Ben de ona güveniyorum zaten. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum. Hazırlansınlar. Yarın hastaneye geliyorum. Çilem. Çilem. Çilem! Çilem! Senin olsun ömrünü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın sevgi suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım. Saklanmalıyız. Haklısın aşk bu suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken. Sen kimsin? Sen bizim kardeşimiz. Gözlerden uzak yaşayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkım kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam ben. Yaşayamam ben. Yaşayamam. Hadi bana iyi bir haber ver. Hemen çıkıyorum, bana konum at.
Çilem, isim buldun mu? Var bazı seçeneklerim. İyi, dönüşte bakalım. Olur. Ben Çilem Akın'ı arıyorum. Çilem ne? Çilem ne? Efendim? Sen yaptın. Benim yerimi onlara sen söyledin. Yanındaki herif sana söyledi, sen de Okan'a söyledin. Sen hangi ara bu kadar kötü oldun ya? Burak'ın öldüğü gün... benimle buluşacaksın. Duydun mu? Benimle buluşacaksın, hesabım neyse keseceksin. Ondan sonra ne ben senin yüzünü göreceğim ne de sen benim. O adamları da söyle. Gelsinler. Paralarını vereceğim. Ondan sonra bu iş burada bitecek. Tamam. Yeri söyle. Al sancağı gel. Yanında o herifi getirme ama. Şu hayatta bir gün olsun bir işi tek başına yapmayı öğren. Buyurun. Ben Cahide Hanım'ı görmeye gelmiştim. Kimsin sen? Cemal Karalar. Yok, Cahide gitti. Öyle mi? Ne zaman? Bu sabah. Nereye gittiğini öğrenebilir miyim? Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Ha şunu bileydin. Merhaba. Ben şu adresi arıyordum. Aa, hemen arka sokak. Şuraya dönün, karşınıza çıkacak. Çok teşekkür ederim. Ne demek? İyi günler. Size de. Kolay gelsin Afet teyze. Sağ ol kızım. Fabrikaya gidiyorum. İpek nasıl bugün? Merak etme, daha iyi olacak. Fabrikayı kurtardık. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Beni Fatma gönderdi. Öyle mi? Ah canım benim. Ben de seni bekliyordum. Nasılsın? Hoş geldin. Sen şimdi yorgunsundur. Ben sana hemen bir çay söyleyeceğim. Yok, zahmet etmeyin. Yok canım, ne zahmeti? Zahmet mahmet yok. Ali, iki çay. Hemen. Fatma seni anlattı. Sen bahçe işlerinde oldukça tecrübeliymişsin. Teşekkür ederim.
Sen şimdi biraz otur. Benim biraz işlerim var. Bitireyim gideriz, olur mu? Hadi geç. Birinci taksiyi hallettik gibi. Ama iki ile üçü ödememiz için de bu hızla çalışmaya devam etmemiz lazım Refik. Yani sen şimdi bu meseleyi iyice çözdün, öyle mi? Çözdüm tabii ki. Tekin olmadan da oluyormuş, değil mi? Öyle olsun. Deren. Sabah seni de göremeyince gittin sandım. Koca evde tek başıma kaldım. Alış tek başına olmaya. Orası senin evin. Ya deme öyle şeyler. İpek. Bu senin. Borç. Tamam. Ama ödemek için sonsuz vaktim var. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi sıra Çilem'i almakta. Geçtim beni, sus. Mahir, söz veriyorum sana paranı geri ödeyeceğim. Sen mesele para mı sanıyorsun? O kadar mı yani? Kızım ben hayatımda bundan daha kötü bir sabah yaşamadım. Babamı kaybettiğimde bile bu kadar acımadı kalbim. Ne parası be? Ayrıca o para benim param değil. İpek'in parasıydı. Dün gece Sinan getirdi. Belki fabrika meselesinde bir işe yarardı. Ufuk Bey, İpek Gencer ben. Güneşli Bahçe'den arıyorum. Ya bir gün geciktik ama böyle küçük bir eksikle ilk taksidimizi ödeyebiliyoruz biz. Evet, tamam. O zaman iletirsiniz siz müvekkilinize. Tamamdır, çok teşekkürler, iyi günler. İleteceğim dedi. Kabul eder herhalde. O kadar insafsız değildir. Ay inşallah değildir vallahi. Olmaz, nokta. Hatta şu üçe bölme meselesini de iptal ettim. Nasılsa ödeyemeyecekler borçlarını. Sen bugün hemen bir haciz gönder onlara. Şu Kenan Sorkan'dan adamı da bul bana. O adamla daha çok işimiz olacak. Tamam Cemal Bey. Hoş geldin Mustafa. Ben de tam çıkıyordum. Buyur. Eyvallah demeye geldim abi. Geçen gün söz verdiğin 500 bini yollamışsın. Sağ olasın. Sen de çıkıyordun, ben daha sonra uğrarım abi. Görüşürüz. Mustafa. Buyur abi. Bizim çocuklardan hangisi getirmişti sana parayı? Sado verdi abi. Eyvallah.
Sado! Gel buraya Sado, gel. Abi. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz benden habersiz? Mustafa'nın 500 bini nereden aldınız da verdiniz adamın parayı? Abi baktım kasada para var. Ben de sen bir yerden buldun sandığına gönderdim hemen adama. Ulan kasada para olsa benim haberim olmaz mı lan salak? Ulan ne yapıyorsunuz lan siz? Gelin lan buraya. Gel. Çabuk. Geç, geç. Konuş. Konuş. Abi. Konuş. İpek Hanım, Mahir Bey geldi. Mahir, hoş geldin. Çilem, bir şey mi oldu Çilem'e, iyi mi? Çilem gibi biri senin nasıl arkadaşın olabilir İpek? Mahir, ne diyorsun? Sadullah, benim damarıma basma. Ağzından laf çıksın. O gece ne yaptınız? Abi, vallahi ben isteyerek yapmadım. İndir lan eli. Neyi lan, neyi? Ha? Abi, bağlara gittik biz. Vallahi Sado götürdü bizi. Abi, bir adam geldi. Çok para verdi abi. Sonra? Abi, bağ dedi yakıp yıkacaksınız dedi. Ortalığı tarumar edeceksiniz dedi abi. Allah belanı versin lan senin. Abi. Ulan sen benim can arkadaşımın ekmek teknesinin içine edeceksin. Abi. Sonra bir de üstüne para alacaksın ha? Ulan ne olacak lan o kızın hali? Ha? Biz o kızın rızkını nasıl ödeyeceğiz? Abi. Ha? Ha? Çalışır öderim abi. Ne gerekiyorsa yemin ederim abi. Çalışır öderim. Ulan senin çalışacağın paranın ***'inden. Ulan yetmedi. Bir de soydunuz mu lan? Ha? Allah belanızı versin. Nerede lan aldıklarınız? Hakan getir. Gir. Allah belanızı versin lan sizin. Abi, yapma abi. Kaç hadi lan, kaç hadi. Sabah kalktığımda yoktu. Bir de aramış beni, mecburdum diyor. Mahir, anlamadım ben. Yani bu para nereden çıktı? Sen nereden buldun bu kadar parayı? Sinan getirdi. Sinan mı getirdi? Sen verirsen kabul ederim diye düşündü o zaman herhalde. Samimiydi. Senin de paraya ihtiyacın vardı. Bir dakika, bir dakika. Çilem şimdi o parayı mı çaldı? Fabrikanın parasını, Sinan'ın parası. Bir hata yapmış o. Fark edip düzeltecektir. Nasıl yani? Anlamadım. Sen şimdi hak mı veriyorsun? Yani onun yaptığını anlıyor musun? Ya herkes hata yapar demek istiyor Mahir. Bu hata değil İpek. Çilem hırsızlık yaptı. Bir sürü yalan söyledi. Başta size, sonra bütün Güneşli'ye. Şimdi sakın bana onu savunmaya kalkmayın. Mahir. İpek. Kalbini kırarım. Yapma. Perin abla söylediyse vardır bir bildiği. Hemen başlayabilirsin. Başlarım tabii. Peri Hanım da bahsetti biraz. Bu aralar bayağı bir yoğunluk varmış. Benim de faydam dokunursa ne güzel olur. Tamam. Arif abi. Buyur. Ablaya civarı bir gezdir. Tamam. İyice göster etrafı. Tamam. Zaten Cahide Hanım bizim bahçe işlerinde uzun süre çalışmış. Ona göre en faydalı olacağı bir yere yerleştir. Tamam. Sağ ol Rezi.
Bana müsaade, dükkanda çok işlerim var. Hadi hayırlı olsun. Çok kolay gelsin. Buyurun. Çok zor durumda olmasaydı böyle bir şeyi asla yapmaz. Aramızda hayatta kalmayı en iyi bilen kişi o. Bir yolunu bulacaktır. Bu benim hayatımı kurtardı. Keşke benim de ona yardım etmeme izin verseydin. Bence buraya dönecek. Tabii. Oyun bitince çocuklar eve dönmek isterler. Dönecek. Efendim Aras. Tamam. Geliyorum. Ne oldu? Nereye? Kenan'dan arabamı alıp İzmir'e geçeceğim. Akşam geç kalma ama. Kalmam. Eren? Ne oldu? Hoşça kal. Selam. Oldu? Merak ettim. Merak edilecek bir şey yok. Hava almaya çıktım sadece. Neden haber vermedin? Burada değildin çünkü. Telefon açsaydın. Aklıma gelmedi. Bundan sonra gelsin o zaman. Ya ne oluyor ya? Hayırdır, ne oluyor? Sen beni hapis mi tutuyorsun burada? Bu hep böyle mi devam edecek? Senin istediğin saatte geleceğim, senden izinsiz çıkamayacağım falan, böyle mi gidecek bu? Sen böyle mi planlıyorsun hayatımı, hayatımızı? Öyle bir şey olmayacak. Anladın mı? Bunu o kafana sok Cemal Karalar. Özür dilerim. Sana bağırmak istemedim. Ama sen de bir anda öyle sert davranınca... Azra aradı. Okan'a yerini benim söylediğimi anlamış. Gel hesaplaşalım dedi. Cezasını çeksin istedim. Ben de Okan'ı aradım işte. Sana söyleyebilirdim, senden yardım alabilirdim, evet. Ama şu hayatta bir kez olsun bir şeyi tek başına yap dedi bana. Kimseden yardım istemeden.
Sonra düşündüm. Evet, bu zamana kadar ben hiçbir şeyi tek başıma yapmadım. Hep Azra vardı. Sonra Burak oldu. Sonra en yalnız hissettiğim anda sen geldin. Şu hayatta bir kez olsun tek başıma bir şey yapmak istedim. Özellikle Azra ile hesaplaşırken. Hesaplaşabildin mi bari? Geldi mi? Gelmedi. O zaman biz ona gideriz. Sinan, sen de kusura bakma. Bana güvenip kaç yıllık yatırımını teslim ettin. Ama muhakkak telafi edeceğim bunu. Yok ya, ben o parayı gözden çıkarmıştım da. Bir işe yarasaydı iyiydi. Bir de tabii senin güvenin boşa çıkmasaydı. Demek ki Ensaf beni gördü. Ondan yaklaştı bana. Sen de parayı getirince fırsat mı fırsat? Olur böyle şeyler, boş ver. İnsan bazen hiç ummadığı yerden yara alıyor. Sen de kapat defteri, önüne bak. Bu defter öyle kolay kolay kapanmaz. Adamlar bunlar işte. Oo, herifler arıza belli. Kız kaçmakta haklıymış. Adamlar zaten arıza da. Onun hakkında doğru söylemişler. Sen yine de bir şey söyleme. Bu adamları açık vermeye gelmez. Merhaba. Hayırlı günler. Bakalım dünden bugüne bir değişiklik var mı? Çilem Hanım'dan haber alabilir miyim? Aldıysak da sana niye söylüyoruz? Tanışıyor muyuz? Gerek var mı? Haber mi haber yok. Buradan ayrılmış galiba. Bana da öyle bir istihbarat geldi İzmir'de diye ama... Fake çıktı. Ne demek fake çıktı? Gelmedi arkadaşıyla buluşmaya. Hayır yani o arkadaşı olan hanımefendi de onun yüzünden bir sürü zararı uğradı. Burada da kardeşi kadar yakın arkadaşları varmış. Deren Hanım. Neydi de? Hah, İpek Hanım. Onların da bu olaydan etkilenmesini istemiyorum. Bana bak. Şimdi arabana biniyorsun, geldiğin yere geri dönüyorsun. Bir daha da bu güneşli bahçenin sınırına girmiyorsun. O kızları da unutuyorsun. Anladın mı beni? Tamam. İyi. Deren Hanım'dan mı başlasak, İpek Hanım'dan? Uzatma lan. Duydun işte. Çekin gidin buradan. Peki tamam, peki. Peki, peki. O zaman İpek Hanım'dan başlayalım. Lan ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun sen? Önümden çekil. Beni almaya gelmişsiniz. Buradayım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? He? Mahir. Abicim hadi hadi. Merhaba. Kolay gelsin. Kenan Bey burada mı acaba? Burada değil. Hay Allah. Ben ulaşamadım da kendisine. Şu araba benim de. Anahtarını size bırakmış olabilir mi? Yok ama içeride olabilir. İsterseniz beraber bakalım. Tamam. Buyurun.
Ben tekrar bir arayayım kendisini. Başarabiliyorsun. Neyi? Her seferinde yeniden başlamayı. Başıma gelene teslim olmuyorum. Karşıma bir zorluk çıktığında birkaç hamle sonrasını düşünüyorum. Mesela biri bana tuzak kurduğunda benim onun için hazırladığım tuzaklar çoktan hazır olmuş oluyor. Plan yapıyorum. Peki şimdi yeni planın ne? Yeni adını öğrenmek ister misin? Hiçbir yere gitmiyorsun. Bizi bu şekilde koruyamazsın. Sizi korumaya çalışmıyorum ki. Hani sevgilimden söz etmiştim ya. Onun için gidiyorum. Senin eski sevgilin benim umurumda bile değil. Bir aşk hikayesi yüzünden bu adamların sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Ah Mayra. Bir daha bu kadar saf davranma. Olur mu? Peki. Buyurun. Eren. Bunların senin masanda ne işi var? Merhaba. Cemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Söylediklerinizi düşündüm, kendi gözlerimle görmeye karar verdim. İyi yaptınız, çok iyi yaptınız. Gezelim, gezdireyim ben sizi. Tanıştırmaya fırsatım olmadı. Kızım Azra. Susma söyle, gerçekten bir günahla yolumu kaybetsem yine de bulur muydun beni kim bilir? Saklandım herkesten, sana geçmişten bahsetsem yine de sever miydin beni kim bilir? Şimdi hakkımı... Aslında küçük bir eksikle ilk taksiri ödeyebiliyorduk ama... Sonra işte borçlu olduğumuz kişinin avukatı aradı. Vazgeçtiğini söyledi. Niyeyse bir türlü kabul etmiyor. Kimse bilmedi, ben de saklıyım. Deminler ettim, çok bekledim. Hesap ver, bana hesap ver. Thank you.
Başkalarının hayatı konusunda karar vermeye çalışanlar, kendi zavallı hırsları için her yolun mübahtır diyenler, tuzak kuranlar, yalan söyleyenler. Şu an ne oluyor biliyor musunuz? Kader size çok gülüyor.